Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 17. haftası 5. videosundayız. Yani çember dağıtanın son videosundayız. Bu videoda kirişler dörtgeninden ve çember çizilerek yapılabilen sorulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kirişler dörtgeni adı üstünde kirişlerden oluşan dörtgene kirişler dörtgeni adını veriyoruz. E hocam kirişler dörtgenin özelliği nedir diyecek olursanız mesela bak buraya alfa diyecek olursak Hocam burası nedir? 2 e, alfa yapar değil mi? 180 eksi alfa nereden geldi? 2 alfa yaptı. E, tamam 360 olduğundan buradaki yaya ne kaldı? 360 eksi 2 alfa kaldı. E o zaman buradaki açıda bakın. Bu yayı gördüğü için burası da ne yaptı? 180 eksi alfa yaptı. Aa, O zaman kirişlerden oluşan bir dörtgen olduğunu, olduğunu gördüğünüz zaman biz buna kirişler dörtgeni diyoruz. Ve kirişler dörtgeninde de Karşıtlı açılar toplamı kaç derece oldu? 180 derece oldu. Hocam bak ne güzel. Çok da kolay bir ispatıyla yaptınız bunu. Bunu bilmemize gerek var mı diye soracak olursanız. Evet bakın her şeyi böyle gösterdiğim böyle kuralları bilmeyin dediğim tarzı çok duy duyarsınız ama. Burada özel olarak bir kirişler dörtgenini bilseniz sınavınızdan faydalı olacaktır arkadaşlar. Çünkü kirişler dörtgenini gerçekten sorularda kullanıyoruz bize bir pratiklik sağlıyor ve çoğu soruda da çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Karşıtlı açılar toplamı 180 yani B açısı ile D açısının toplamı 180 hatta burası beta ise burası da ne olacak? 180 eksi beta olacak. Karşıtlı açılar toplamı 180. Ha, biz burada bunun tersini de söyleyebiliriz. Geometride genelde tersinde doğru oluyor arkadaşlar. Genelde verilen bilgilerin. Ne dedik mesela burada? E, karşı, eğer kirişler dörtgeni ise karşılıklı açılar toplamı nedir? 180 derecedir. Ve o zaman herhangi bir dörtgen gördüğünüz zaman şuradaki karşılıklı açılar toplamı 180 derece ise eğer bunların toplamı e o zaman ne diyeceğiz? O zaman hocam karşılıklı açılar toplamı 180 derece kirişler dörtgenindeydi. O zaman bu bir kirişler dörtgenidir ve etrafına bir çember çizilebilir diyebiliriz arkadaşlar. Biraz sonra çember çizilerek yapılabilen soru tiplemelerinde de bundan bahsedeceğiz zaten arkadaşlar. Dediğim gibi bu ifadenin tersi de doğrudur. Hadi bakalım örneklere. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar alfa verilmiş 80 vermiş. Hocam direkt 100 doğru olmaz. Bir ispatını yapalım. Direkt girişler dörtgen değil ki. Bu bir dörtgen ama girişlerden oluşan dörtgen değil arkadaşım. E buradaki 80'den gitmeye çalışalım. Hocam 80 var. İki çember birbiriyle kesmiş. İki çember kestiği zaman ortak bir şeyi ararız. Ortak bir şey de genelde kiriç olur. Ortak kiriçin çizince. Hocam burada bir kirişlerden oluşan bir dörtgen çıktı. Karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. O zaman burada kaç? 100 derece olmak zorunda. Dolayısıyla buraya ne kaldı? 80 derece kaldı. E aynısı. Hocam bu çemberle bu çemberde ortak iki nokta kesmiş. Ortak kiriçini çizecek olursam. E burada da yine aynı şekilde bir kirişler dörtgen oluştu. 180 ise o zaman burası kaç yapacaktır? 100 derece yapacaktır. Kirişler dörtgeninden dolayı e doğrusallıktan dolayı doğru açıdan dolayı burası da 80 derece yapar. E şuraya bakacak olursak artık buradaki üçgende de bir kirişler dörtgen oluştu mu oluştu. 80 ise alfa ne olmak zorunda? Alfa da 100 derece olmak zorunda. Çünkü alfa artı 80'in kaçta yapması lazım? 180 yapması lazım. Alfa da buradan 100 derece olarak çıkar. O zaman 34. sorunun cevabı 100 oldu. Geldik 35. soruya. Ya bak şimdi burada ne verilmiş? Eşitlik verilmiş. İkiz kenarlık verilmiş. 100 derece de var. E burada kaçlarda eşit verilmiş? Bu beşgen. E o ne yapalım arkadaşlar? Şuradaki ikiz kenarlığı kullanalım. Hop şöyle ikiz kenar üçgeni oluşturalım. İkiz kenar üçgeni oluşturunca ne çıktı? Hocam 100 ise buradaki açılar 40-40 oldu. 180'den 100 çıktı. 82'ye böl 40-40. E burada kaç ile burada kaç eşit verilmiş? Ben buraya bir alfa dersem alfa artı 40 burası da alfa artı 40 oldu. Bak şu açılar hiç beni geldirmiyor bile. Zaten bak şu nokta açılarından dolayı adam seni buraya yönlendirdi. Sonra bir bakıyorum ki şurada hocam bir dörtgen çıktı. Hem de kirişlerden oluşan bir dörtgen çıktı. Kirişlerden oluşan dörtgen nedir? Kirişler dörtgeni. E o zaman karşılıklı açılar toplamı alfa ile alfa artı 40'ın toplamı kaç yapmalı? 180. 2 alfa eşittir 140 ise alfa'yı buradan kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Evet örnek 35'i 70 bulduk ama dur cevap ne diyor? Bazen böyle küçük hatalar yapıyorum. D isteniyor dikkat. Allah'tan siz fark ediyorsunuz yorumlarda yazıyorsunuz teşekkürler. Bazen böyle küçük hatalar yazıyoruz. Cevap 70 değil arkadaşlar çünkü BCD. Biz buna ne diyoruz? Sazan diyoruz. Bana Sazan Kenan diyebilirsiniz. Direkt 70'i işaretliyoruz falan. Ee, çok böyle hatalarım çok oluyor gerçekten. BC'de alfa artı 40 isteniyor bizden. Yani 70 artı 40'tan kaç yapar cevabımız? 110 derece yapar. 35'in Örnek 35'in cevabı böylelikle 110 yaptı. Geldik örnek 36'ya. Bakıyoruz soruya. Hocam ne var burada? Şu 20 derece beni çembersel açılarda ilgilendirmiyor. Niye? E, hocam bir tek dış açı gördüğü yayların farklarının yarısı olarak kullanabilirsiniz. Ama bu çevre açı değil, merkez açı değil, teğet açı değil. Beni çember, çemberin tanımındaki açılarla ilgilendiren bir açı değil arkadaşlar bu. Aynı şekilde 30 derecede. Ama 20'yi ve 30'u da kullanmam lazım. Biz ne dedik? Çemberde açılarda üçgensel bilgilerde kullanılabilir dedik mi arkadaşlar? Dedik. E, buradaki 20 ve 30'u böyle çembersel muhabbetle kullanamıyorsanız o zaman üçgen bilgisiyle kullanmaya çalışın. Hocam ne var direkt burada? Aha da direkt burada bir boynuz mu var? Bu merak mı var? Hatta Erzurum'da ne diyorlardı? Erzurum'da yaşadığım için biliyorum. Yani yaşamış olduğum için biliyorum. Şal var diyorlar arkadaşlar. Gülmeyin ya. Aa ne güzel. Ben de ilk duyduğumda gülmüştüm. Şalvara benziyor işte. Şurada ayaklar çıkıyor. Bak ince belli bir adam. Ayaklar da burada. Şal var arkadaşlar. Evet bu şal da. Ne? Şu üçünün toplamı şuraya eşit olacak. Yani burası alfa artı 50 yaptı. E burası alfa artı 50 ise burası da alfa artı 50 değil mi? Evet. E sonra ne olacak hocam? Baksana şu çemberin bir açısı. Bu da çemberin bir açısı. Hocam alfa artı 50 ise gördüğü yay. Alfa ise gördüğü yay şeklinde de yapabilirsiniz ama şurada bir kirişler dörtgeni yok mu gençler? Var. Çemberin içerisinde bir dörtgen gördüğünüz zaman kirişler dörtgenine dikkat. Yani alfa ile alfa artı 50'nin toplamı 180 yapmalı. 2 alfa buradan 130 yaptı. Alfayı da buradan kaç bulduk? 65 bulduk. Evet alfayı 65 bulduk. Bizden de alfa isteniyor. Cevabımız örnek 36'nın cevabı böylelikle 65 oldu. Ve geldik örnek 37'ye. En sevdiğim. ÖSYM'de yanlış hatırlamıyorsam bu mantıkta bir soru sordu arkadaşlar. Şimdi bu önemli. Gerçekten önemli. Arkadaşlar bu büyük çemberdeki açıyı şuradaki küçük çemberdeki açıya getir diyor. Yani bunu kullanarak buradaki başka bir çemberdeki açıyı bul. Hocam kirişler dörtgeni değil mi bu? E, 50 ise 130 değil mi? Değil kardeşim. Bir çemberin içerisindeki kirişler dörtgeninden bahsedebiliriz. Ama öncelikle ben size şunu anlatmak istiyorum gençler. Şimdi iki çemberin ya da bir çemberin şöyle. Genelde biz bunu uzunlukta falan çok karşılaşacağız. Merkezleri bir yay üzerinde oluyor. Merkezleri bir yay üzerinde olduğu zaman ne yapacaksınız? Arkadaşlar en etkili silah neyse onu yapacaksın. En etkili silah ne? Duyayım. Duydum duydum söyledin. Ne söyledin? Evet en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Aa, ne çıktı burada? Bak yarı çap. Bunun yarı çapı. Yani şuraya bir A merkezli diyeyim. Buraya da bir M merkezli diyeyim. A merkezlinin yarı çapı da bu. B merkezinin yarı çapı da bu. Yani bu dediğim yere bir çizgi atayım. En etkili silahımız yarı çap çizmek ya. Al sana yarı çap. Bu da çizgili. Al sana yarı çap. Bu da çizgili. Bak bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Aa eşkenar üçgen çıktı. Bak aynı şey. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Özellikle kesim noktalarını kullanmak lazım. Kesim noktalarına ait böyle bir şey çizilebiliyor. Ve bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bak burada da eşkenar üçgen çıktı. Hatta burada bir eşkenar dörtgen de çıktı arkadaşlar. Hatta buradaki açılarımız böyle 60'ar er derece oldu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki soruya gelince. Şimdi biraz önce de bir soru da çözmüştük. Biraz önce mi çözmüştük? Evet. Şuradaki şu soruyu çözerken iki çember kestiği zaman ne yapmıştık? Hocam ortak kirşi. Ortak bir şey bulmak için ortak kirşi çizmiştik. E burada ortak kirşi çizince özel bir durum çıktı mı? Çıkmadı. Özel bir durum çıkmadı. O zaman ortak kirşi bir işimize yaramıyor. Ne yapmalıyız? Bak dikkat et. Bir çemberin merkezi başka bir çemberin yayı üzerinde verilmiş. O zaman biz ne yapmalıyız arkadaşlar? En etkili silahımızı kullanmalıyız. Hocam en etkili silahımız nedir? Yarı çap. Al yarı çap. Hop tutup da buraya değil rastgele bir yere değil. Bak şuradaki çember üzerindeki noktaları çizin demiştim. Şu yarı çap. Al bak bu da yarı çap. Gördünüz mü? Ama hocam ekstra bir yerde x kenarlı geç kenarlı çıkmadı. Ama olsun şurada ee, ne çıktı? Şuradan bunu buradan bunu çizince a hocam bu küçük çemberde merkez açı oldu. Hocam büyük çemberde de bu çevre açı olmuş oldu mu? Oldu. Şimdi 50'den yola çıkarak hocam 50 ise bilmem ne 100 falan demeye gerek yok. Bak burada kirişlerden oluşan bir dörtgen oluştu bu. Kirişlerden oluşan bir dörtgen olduğundan dolayı 50 ise toplamı 180 yapacağından dolayı o zaman burada kaç kaç derece oldu? 130 derece oldu. E o zaman çünkü karşıt açılar toplamıyor. 180. 130 oldu. E burası 130. Şu küçük çemberin merkez açısı değil midir bu 130? 130 sa gördüğü yay da 130'dur. Merkez açıdan dolayı. A alfa da bunu görüyor. E 2 alfa çevre açıdan dolayı 2 alfa 130'a eşitse alfa da buradan kaç çıkar? 65 derece çıkar. Bizden de zaten alfa isteniyor. Cevabımız böylelikle 65 oldu arkadaşlar. Örnek 37'de. Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. Dikkat edin lütfen. Geldik şuraya. Çember çizilerek yapılan sorular. Arkadaşlar ÖSYM sorar mı sormaz mı bilmiyorum. Eskiden soruyordu. Çok eskiden böyle. 2000'li yıllardan önceki yıllarda falan soruyordu. Şimdi sorar mı bilmiyorum. Ve e, bizim zamanımızda e, şey yaparken. E, Böyle çok zor böyle olimpiyat tarzı sorularda falan da karşılaşabiliyoruz. Hocam o zaman burada ne işi var bu konu anlatımının demeyin. Biz yine de anlatalım da ne olur ne olmaz. Çünkü ne olur ne olmazlarımız bazen ÖSYM sürpriz diye karşımıza çıkartabiliyor arkadaşlar. E, o yüzden bunları da bilmek lazım arkadaşım. Şimdi hocam bu sorular nerede geliyor karşımıza? Şimdi siz öyle bir sorularla karşılaşıyorsunuz ki o soruya baktığınız zaman üçgen bilgisinden çıkıyormuş gibi yapıyorsunuz. Tamam. Üçgen bilgisinden bir açı maçı bir şeylere dalıyorsunuz. Valla bazı şeylerde de karşılaştık hatta. Üçgende açı sorularında da karşılaştık hatta. Ee, bazı kitapların çözümlerindeki soruları çözerken. Bazı sorulara böyle çember çizerek daha rahat çıkartabiliyoruz. Ya da sadece çemberle çizilebilen sorular var. Üçgende açı soruları var arkadaşlar. Özellikle açı sorularında. E, baktığınız üçgende açı Konusunda üçgen bir ilerili çözemiyorsunuz, o zaman çözemiyorsanız, o zaman acaba etrafına çember çiziliyor mu çizilmiyor mu? Ama her gördüğünüz şeklini etrafına bir çember çizerek de bunu yapmayacaksınız haberiniz olsun. Şimdi bazı olimpiyat sorularında da çıkıyor. O olimpiyat sorularındaki tarzı burada göstermeyeceğim tabii ki. E, o farklı bir bakış açısı. E, bilmiyorum. Bazen kafamda da bir soru işareti kalıyor. Acaba olimpiyat sorularıyla ilgili bir şey çeksem mi çekmesem mi diye hep kafamda soru işareti kalıyor ama bilmiyorum vakit olursa belki çekebilirim. neyse. Arkadaşlar çember çizilebilerek yapılan sorulardan birincisi şu. Kirişler dörtgenin etrafına çember çizilir. Biraz önce videonun başında da demiştik. Ne demiştik? Kirişlerden oluşan dörtgene kirişler dörtgeni demiştik. Ve özelliği karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir demiştik. E biz artık bundan sonra bir kirişler dörtgeni görürsek. Yani Karşıtlı açılar toplamı 180 derece olan bir dörtgen gördüğün zaman otomatikman bunların da toplamı 180 oluyor. Çünkü toplamı 360 olacak ki o yüzden burası da 180 eksi olmuş oluyor. Kirişler dörtgenin etrafına bir çember çizersin olay biter. Ondan sonra geri kalan çevre açı, merkez açı falan filan hikayelerinden sonuca ulaşırsın. Bakalım hemen soruya. Bak soruya baktın. Soruya baktığın zaman aa, soru böyle üçgen bilgisayara çıkacakmış gibi duruyor. Şimdi baktığın zaman şuradaki açıyı bulamazsın tabii ki. Bunun tamamını bulursun. Sonra bunun tamamını bulursun ama bu açıların tamamını bulunca baktığın soru çıkmıyor. Çıkmadığı zaman da ne yapacaksın? Acaba çemberden çıkıyor mu sorusunu kendine soracaksın. Baktık soruya. Hocam 20 var, 40 var, 55 var, 65 var. <laughs> bu açının tamamı 60 derece. Bu açının tamamı da 120 derece. Aa hocam burası 60 burası 120. İşte böyle çember çiziliyor mu diye aklınızdan geçtiği zaman ilk etapta şunu düşünün. Acaba kirişler dörtgeni mi? Evet 60'a 120. 60 artı 120 180 olduğundan bu bir kirişlerden oluşan bir dörtgendir arkadaşlar. O yüzden bunun etrafına bu dörtgenin etrafına bir çember çizebiliriz. Alfaya bakacağız. Alfayı bulmam için benim şuradaki yayı bulmam lazım. E bu yay zaten 65 derece görüyor. 65 ise gördüğü yay 130. 130 ise burası da 65 yapar. Ya da 2 alfa eşittir 130 ise alfayı da buradan kaç derece buluruz? 65 derece buluruz. Çözüm de çok tatlı ve çok kolay bir şekilde çıkar arkadaşlar. Unutmayın bunu. Örnek 38 65 çıktı geldik örnek 39'a. Evet gençler burada ne var? Hocam hiçbir şey yapamıyoruz. İkiz kenarlık var burada. Yapsak yapsak belki şunu yapabiliriz. Hatta kırmızıyla orası çizilmiş. Yapsak yapsak belki şunu yapabiliriz. Hocam burada Burası 45 burası da 45 diyebiliriz. Başka da bir şey yapamayız. Yani açıyla ilgili bir şey bulacaksak değil mi? E hocam başka ne yapabiliriz biz bu soruda? Hocam hemen bu üçgenin etrafına çember çizeyim demeyin. Neye göre çiziyorsun? Ya normalde bakacak olursan her üçgenin etrafına tabii ki bir çember çizler. Niye? Alfa, beta, teta desen alfa ise 2 alfa, betaysa ise, burası 2 beta, Burası da teta ise burası da 2 teta. Gerçekten de e, alfa artı beta artı teta 180 ya. 2 alfa artı 2 beta artı 2 teta 360 yapıyor. Evet bu üçgenin etrafına çember çizilir ama eğer gördüğün et üçgenin etrafına çember çizdiğin zaman sorunun çözümünü ulaşacaksın diye bir şey yok. Ya da ulaşamazsın zaten. E ne yapacağız o zaman? İşte çember çizme kurallarını düşüneceksin. Üçgen bilgisiyle yapamıyorsun. Neyin etrafına çember çizebiliyorsun? E, öğrendiğimiz bir şey ilk. Kirişler dörtgeni var mı diye bakarsın. Bak. Burası 90. Aa burası da 90. Hocam 90'a 90. Bak şuradaki açıyla buradaki açının toplamı 90'a 90. 180 olduğundan karşılıklı açılar toplamı 180 olduğundan bunun etrafına bir çember çizebilirsin. Hemen çizdik şöyle. Bakın ne yaptım? Şu dörtgenin etrafına çizdim arkadaşlar. Bu dörtgenin etrafına çizdim. Çünkü bu dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180. Yani kirişler dörtgeni. E alfa isteniyor bizden. Alfayı bulmak için ne yapmam lazım? Alfa hocam şuradaki yayı bulmam lazım. E buradaki yay da bulunmuş zaten. Ne? Bak burası 45 ikizliği kullandık ya burada. 45 bu yayı görüyor. Hocam burası 90. Yani 2 alfa eşittir 90 sa alfa da buradan kaç çıkar? 45 çıkar. Evet cevabımız böylelikle 45 derece oldu. Gördüğünüz üzere üçgen bilgileriyle çözemediğiniz sorularda hemen çembere bakın. Sonra geldik ikinci. İkinci en sevdiğim şey. E, ee, hipolara aynı olan iki dik üçgenin etrafına çember çizilebilir arkadaşlar. Evet bu da nereden geliyor? Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı arkadaşlar bunun mantığı da. Bak ya böyle hipolara aynı olan hipotenüsleri yani. Hipolara aynı olan iki dik üçgen. Hocam bir bu dik üçgen bir bu dik üçgen. Aslında biz bu iki dik üçgeni şöyle de yapabiliriz. Hocam bu bir direkt kirişler dörtgeni diyebilirsiniz. Çünkü karşılıklı açılar toplamı 180. Bunu kirişler dörtgeninden fark edersiniz. Hipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafı düşüncesinden değil ama burada işte hipoları aynı olan iki tane dik üçgen gördüğünüz zaman bu iki dik üçgenin etrafına, iki dik üçgenin de köşelerinden geçen bakın dik üçgenin köşeleri bu bir çember çizebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu da karşımıza çıkıyor. Şurası zaten kolay. Çünkü niye? Ee, bu kirişler dörtgeni bunun etrafına bir çember çizebiliriz diyebilirsiniz. Ama burada da dediğim gibi hocam çapı gören çevre açı 90 derece ya. E burada da çapı gören çevre açı 90 derece. Bu ikisinin etrafından bir çember çizilebilir. Bunu da bilin arkadaşlar. Bu da önemli. Hem kirişler dörtgeni hem de bu gerçekten çok önemli. E, tabii bununla ilgili soru çıkacaksa. Evet. Bakalım soruya soru nasıl bir soru? Bakın. Bu soru belki arkadaşlar açıları dalaraktan da çıkabilir belki. Şuraya baktığınız zaman 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş muhteşem üçlü var. 90'dan kenar ortaya çizilmiş muhteşem üçlü var. Evet açılara da aldığınız zaman belki sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela buraya x deyip buraya x artı 20 deyip şurayı x cinsinden yazabilirsiniz. Sonra 20 90'sa burası 70 70 70'se burası 70 70 90'sa burası 20. Sonra x 90'sa şurada kaç 90 x x buraya 70 x x kaldı deyip e, işlemler falan filan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki açıyı da yazıp alfaya bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ya da burası x, x'ken burası 2x yaptı falan filan. Çarpçut, tut deyip üçgen bilgisiyle belki çıkar ama ee, direkt siz şunu fark ettiğiniz zaman şöyle yapabilirsiniz. Hocam hipoları aynı olan iki dik üçgen var. Bak hipotenüslere aynı olan bir dik üçgen burada. Öbür dik üçgende nerede arkadaşlar? İşte tam olarak burada. Aha da bu iki dik üçgenin etrafına ben bir çember çizebilirim. Çiz kardeşim o zaman. Hop bak. Bu iki dik üçgenin köşelerinden geçen çember çizeceksin. Şöyle. Hocam bu noktalardan geçecek. Hop şöyle. Şöyle. Aha ilk defa düzgün çizdim diyecektim. Burada düzgün çizemedim. Neyse. Arkadaşlar çember çizdik. 20 derece vermiş bana. 20 dereceyi yoğunlaşayım. Hocam burası 20 iken bak gördüğü yay 40. Aa hocam bu çember ya bu çap. Çapın tam ortası merkezdir. Bak merkezden çıkan bir açı var. Merkez açı var. Hop burası da kaç yaptı arkadaşlar? 40 yaptı. Direkt çemberden daha kolay çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet örnek 40'ın cevabı 40 çıktı. Arkadaşlar hep özenirdim ya nedense. Benim kitapta da çok çıkmış bu. Bazı sorularda böyle örnek 12'nin cevabı 12 çıktı. Test 12'nin cevabı. Test 5'in cevabı 5 çıktı. Ne, ne, ne güzel denk gelmiş diye böyle hep seviniyordum. Ben de aslında denk getirmişim ya. Örnek 40'ın cevabı 40 oldu arkadaşlar. Neyse devam. Bir üçüncüsü de şu çember çizerek yapılabilen soru çözümlerinde arkadaşlar aynı kenarı gören açıların eşit olduğu durumda da çember çizilebilir. Bu nereden geliyor? Bak aynı kenarı gören iki tane açı yazdığınız zaman bak şu kenarı gören hocam bu açı ve bu açıyı gördüğünüz zaman da bunun etrafına çember çizilebilir çünkü aynı kenarı gören demek çemberi çizdiğinizde aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit mantığı var ya işte o sonuçları iyi bir şekilde bilmek. Buradaki çember çizme yöntemlerinin de bize iyice e, olay ka, olayı kavrattırıyor arkadaşlar. Mesela biraz önceki çapı gören çevre açı 90 derece mantığından geldi değil mi arkadaşlar? Evet bu da aynı kenarı gören iki açıyı aynı anda gördüğünüz zaman böyle arkadaşlar. Buradaki oradaki açının bak açının köşeleri şunlar. Bakın şu açının köşeleri bunlar. E, diğer açının köşeleri de şunlar. İşte bu noktalardan geçen çember çizilebilir arkadaşlar. Aynı yayı gören çevre açıların birbirine eşitliğinden dolayı. Evet örnek 41'e geldik. Bak hiçbir halt yapamıyorsun soruda. Ha hocam 40 var 70 var. Mesela ben bu soruya baksam üçgensel bir yaklaşım yapsam. Hocam 40 ile 70 yan yana gelmiş 180'e tamamlayanı özel deyip bir işlem düşünebilirim belki ilk, de, ilk etapta. Hocam burası 70 çıktı. Bu dış açı ortay oldu. Ah bir yerde daha açı ortaylık olmuş olsaydı belki soru çözülebilirdi ama bir yerde daha açı ortaylık yok. Üçgen bilgisinden ben soruyu çözemiyorum. O zaman ne yapacağım? Çember bilgisi var mı? Çemberde de ne yapıyorduk? Kerişler dörtgeni mi acaba hocam diye bakıyoruz. Değil. Ee, hipolara aynı olan iki dik üçgen var mı? Yok. E bir de ne yapacağız? Bak eşit iki tane açı var burada. Bu açı ve bu açı. Aa hocam bu açılar ikisi de BC'yi görüyor. O zaman bu açının köşelerinden geçen çemberleri çizeceğiz arkadaşlar. Yani bakın şu BAC açısı bir de BDC açısının köşelerinden bu noktalardan geçen bir çember çizilebilir arkadaşlar. Çizemedim. Bir daha çizeyim. Şöyle bir çember çizilebilir. Bu çemberi çizdikten sonra benden BCD isteniyor. BCD yani şuradaki açı isteniyor arkadaşlar. E burada bir çember çizdik. Bu da bir dörtgen. Kirişlerden oluşan bir dörtgen değil mi? Evet. Yani bu açıyla Buradaki açının toplamı alfa ile 70 artı 40. Kaç derece burası? 110 derece arkadaşlar. Evet. Alfa ile 110'un toplamı kaç yapmalı arkadaşlar? 180 yapmalı. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 70 derece olarak buluruz. Evet cevabımız böylelikle 70 çıktı örnek 41'de. Ne olur ne olmaz diye bunu da anlattık arkadaşlar. İnşallah bunu da dinlemişsinizdir. Ama gerçekten bazı Üçgenle çözemediğiniz sorularda çember çizme yöntemi gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Ya da kirişler dörtgenini gördüyseniz ya da ipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafına e, bir çember çizilebilir mantığını anladıysanız eğer sıkıntı yaşamazsanız bazı soruları üçgenle ilgili çözülebilen soruları bile kolaylaştırıyor. Ama tabii ki ilk etapta üçgenle çözün. O ayrı bir konu. Üçgenle çözemiyorsanız çembere yoğunlaşın daha iyi bir şekilde yaparsınız. Evet gençler böylelikle bu kısmı bitirdik mi? Bitirdik. Yani bu haftayı bitirdik arkadaşlar. Bu hafta bitti. Sırada ne var? Çemberde uzunluk. En zevk alarak böyle bağıra çağıra anlatacağım konu var arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bu haftayı örnek 17. haftadayız galiba değil mi? 17. haftayı bitirdik. 18. haftanın konu anlatımında. 18. haftanın dersinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.